Herkes için yazılımdan herkese merhabalar. Bu videomuzda C programlama diliyle ufak bir otopark simülasyonu yazacağız. Bu videomda kullandığım konuları burada bıraktım. Eğer bu konular konusunda yeteri kadar bilginiz olmadığını düşünüyorsanız videonun altına bu videolarımızın linkini de ekleyeceğim. Şimdi hazırsanız başlayalım. Klavyeden girilen kalma süresine göre otopark ücretini hesaplayıp ekrana yazan C programını yazınız demişim. 0 ile 1 saat arasında otoparkımız bizden 3 lira alacak. 1 ile 4 saat arasında 6 lira alacak ve 1. saatte de 3 lira almıştı, toplamda 9 lira olacak. Yani toplaya toplaya gidiyoruz. 4 ile 6 saat arasında 8 lira. Bunların hepsini topladık, 17 lira oldu. Ve 6 ile 10 saat arasında 10 lira ve hepsini topladığımızda 27 lira. 10 saat ve fazlasında da her saat için 1 lira artacak. Yani diyelim ki 12 saat oldu. 10 saate kadar aldığımız paranın hepsini alıyoruz ve 2 saat içinde 2 lira alıyoruz. Şimdi öncelikle ben tanımlamalarımı yapıyorum. Şöyle bir ücret diyelim ve kalınan süre diye tanımlamalarımız olsun. Sonra bunu printf ve scanf ile kullanıcıdan alacağım. Şimdi kullanıcı için bir karar yapısı oluşturmam gerekiyor. Ne yapacağım? 0 ile 1 saat arasındaysa bir yere girsin, 1 ile 4 saat arasındaysa bir yere girsin, 4 ile 6 saat arası bir yere girsin, 6 ile 10 saat arası bir yere girsin ve 10'dan fazlaysa başka bir yere girsin. Onun için diyorum ki if kalınan süre küçük veya eşit ise 1'e ve kalınan süre büyükse 0'dan buraya girsin. 0'ı ekledim çünkü 0'dan küçük sayılar da gelebilir. Yani bu bizim programımızda aslında bug dediğimiz şeyi oluşturuyor. Devam ediyorum. Else if diyorum. Kalınan süre 4'ten küçük ve eşit ise ve kalınan süre aynı zamanda 1'den de büyükse buraya girsin. Diğerlerinde de aynı mantıkla bunu kopyalayıp ekleyeceğim. Ne diyorum? 4'ten küçük veya eşit ve 1'den büyük ve burada devam ediyoruz. 6'dan küçük veya eşit ve 4'ten büyük, 10'dan küçük veya eşit ve 6'dan büyük ve burası için de 10'dan büyük olduğu süreleri alacağız. Ne diyorum? 10'dan büyük ise de buraya girsin. Ve en sona da şöyle bir şey ekleyeceğim. Else diyorum. Arabanız otoparkta değil. Şimdi ilk olarak 0 ile 1 saat arasındaysak kaç para ödüyorduk? 3 lira ücret ödüyorduk. 4 ile 1 saat arasındaysak ne yapacağız? İlk önce 0 ile 1 saat arasındaki 3 lira ödeyeceğiz ve üstüne bir de 6 lira ödeyeceğiz. O yüzden ücretimiz 9 lira olacak. Aynı mantıkla buradaki ücretim 17 lira ve buradaki ücretim de 27 lira olacak. Ve sürem 10'un üzerindeyse eğer şöyle bir şey yapmam gerekiyor benim. Kalınan süreden 10 eksiltip kalınan sürenin içine atacağım. Bu bana neyi sağlayacak? Diyelim ki 17 saat benim arabam otoparkta kalmış. Ne olacak? 17 saatten 10'u çıkaracağım ve elimde sadece 10'dan fazla olan süre kalacak. Ve şöyle yapacağım. Ücret diyeceğim. 27 artı kalınan süre. Yani bu sayede ne yapacağız? 17 demiştik. Artık kalınan sürem 7. 27 lira ödeyeceğim. Buradaki ücretlerin tamamı ve daha sonra da fazladan 7 lira ödeyeceğim. Ve şuraya da şöyle bir şey ekleyelim. Otoparka ödemeniz gereken ücret. %D diyorum ve ücret. Şöyle başına da slash'en koyalım ki programımızın okunurluğu daha kolay olsun. Çalıştırıyorum. Arabamızın otoparkta kaldığı süre. Önce 5 diyelim. Otoparka ödememiz gereken ücret 17 lira. Bakalım doğru mu? Evet doğru. Devam ediyorum. Arabamızın otoparkta kaldığı süre 17 saat olsun. Az önce dediğimiz gibi otoparka ödememiz gereken ücret 34 lira. Bir sonraki soru videosunda görüşmek üzere. İyi günlerde ve yazılımla kalın.